Evliyalar manevi kardeştirler. Hazreti Mevlana'nın bendesi Hasan Çıkar Dede bir sohbetinde evliyaların manevi kardeşler olduğunu ve aralarındaki birliği şu menkıbe ile dile getirmiştir. Evliyalar arasında birbirlerine karşı inat yoktur, kavga yoktur, haset yoktur. Sevgi vardır, birlik vardır. Şimdi nasıl birlik var? Size Hazreti Mevlana'dan bir menkıbe anlatayım. Bir gün kalkmış biri bir kurban almış, gelmiş Cenab-ı Mevlana'nın huzuruna, selam vermiş. Mevlana almış adamın selamını. Adam, ya hüdavendigâr demiş, senin sohbetinden faydalanmak istiyorum. Destur var mı? Bu kurbanı tığlayalım, burada kaynasın, canlar lokma etsinler. Cenab-ı Mevlana kurbanı almadan evvel sormuş, senin sağa sola bir borcun var mı? Var demiş. O kurban burada kesilmez demiş Mevlana. Peşin borçlarını ödemiş olsaydın sonra buraya adağını getirseydin. Kabul etmemiş. Otur demiş. Burada hak ne verdiyse yiyip içelim, muhabbeti dinlersin. Yok demiş. Madem kabul etmedin oturmam. Sen bilirsin. Kalkmış adam, almış kurbanı, gelmiş Hünkâr Hacı Veli Bektaş'a. Ona da aynı teklifi yapmış. Hacı Veli Bektaş fazla incelememiş. Tığlayın demiş. Tığlamışlar. Tığladıktan sonra kazana atılmış. Dönüp Hacı Veli Bektaş'a selam olsun üzerine, ya hünkâr demiş, senden önce gittim hüdavendigâr Hazreti Mevlana'ya. Aynı teklifte bulundum. O kabul etmedi, sen kabul ettin. Hemen hünkâr Hacı Veli Bektaş kendini toparlamış. Hüdavendigâr Mevlana, bütün evliyalar arasında en pürüzsüz bir evliyadır demiş. Zerre kadar pürüz kabul etmez. Adam susmuş, kalkmış Hacı Veli Bektaş'tan, tekrar gelmiş Mevlana'ya, çıkmış huzuruna. Sen demiş kabul etmedin ama Hünkâr Hacı Veli Bektaş kabul etti. Cenab-ı Mevlana dönüp demiş, o öyle bir deryadır, özünü almıştır, kirini atmıştır. Adam demiş, yahu açamadım ikisinin arasını. Sen nasıl açarsın onların aralarını, onlar hak ile hak. Bunlar hep yaşantılarda olmuştur. Ama akıl var, yakın var. Evliyaların hepsi Hazreti Muhammed Efendimizin manevi kardeşleridirler. Onlar sureten ayrıdırlar ama manada hepsi birdirler. Kaside. Biz kadim olan, önüne evvel düşünülemeyen bir zamandan beri aşka düşen kişileriz. Bizden olmayanların, bizden geri kalanların hepsi de bize seyirci olmuşlardır. Fakat seyirciler usandı, ortada yalnız kızgın aşk şuleleriyle beslenen gönül kaldı. Biz gökyüzü gibi güneşin arkadaşıyız, dostuyuz. Biz onun ışığında yıldız gibi gizli kalmayız. Biz minarenin üstündeki deve gibi parmakla gösteriliyoruz, tanınmışız. Bizde bir hayalden başka bir şeycik kalmadı. O da parça parça oldu, ortadan kayboldu. Hak sevgisi yolunda yürüyenler çare aradılar. Anladılar ki varlık kaldıkça çare yoktur. Demir, bakır, kaya gibi aşk ateşinde yanmak için sıraya girdiler. Ercesine, korkmadan, sonsuz olan, kıyısı bulunmayan aşk denizine daldılar. Divan-ı Kebir, Cilt 5, 2356. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan Çıkar dedi.